Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu bir şekilde geçirmek dileğiyle bu yılın ilk videosunu çekiyorum bugün. Çok da bir fikrim yoktu ne sunayım size diye. Onun için bugün bir genelleme yapmaya karar verdim. Genel olarak şu anda elimdeki türleri birazcık çekip sizinle paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider. Bu tankta gökkuşakları var. 1, 2, 3 çeşit. Melanotheina Heabert Axelrodi. Çok güzel bir türdür bu da. Bir de bunların şöyle bir özelliği var. Bunların anne ve babaları Almanya'daki bir Hollanda'daki arkadaş daydı. 23-24 yıldır beslediği balıklar. Yani baya baya yaşlı. Sonra başka bir Hollanda'daki yaşayan bizim kulüpten bir arkadaş onları aldı. Acaba üyeler mi diye birazcık su değişimi teşviklen gayret edince bir gün yünün içine yumurtaları doldurmuşlar. Bu yavrular da onların yavruları. Şöyle olarak çok güzel ki bunlar yani gerçekten Avrupa'da bile çok eski bir kan olarak geçiyor. 24 yıl evvel yani bu türlerin yeni yeni Almanya'ya geldiğinde satın alınmış balıkların yavruları artık öyle diyeyim. Ve gittikçe de renkleri de çok güzelleşti ki bu tankta benim ışıklandırmam falan çok o kadar iyi değil. Yanlarında şu tür var. Melanotheina rubrostriata cavo village diye geçiyor. Buna böyle birazcık yelpaze kuyruk oluyor erkekler. Kuyruk kenarları beyaz. Vücutlarında sonra birkaç kırmızı nokta oluşacak. Bazılarında var, bazılarında çok yok da. Genç hayvanlar. Ondan sonra bir de şu ince uzun olanlar var bunun içinde. Dur bir tane erkek yakalayabilelim. Şu anda çok renk göstermeseler de bunlar 2 yıl evvel doğada yeni bulunan bir tür. 2 veya 3 yıl oldu. İsmi de Schillerinia Spitz. Zaten tam kendi adı yok. Kali Muayip. Yani oradan tutulduğuna dahil o şekilde adlandırılıyorlar. Bakır rengi oluyor. Alnının üstü altın yaldızlı kur yaparken. Yani o da çok hoş bir tür. Onlar burada bende şu anda beraber yüzüyorlar. Birazcık yani bunlar yavruydu hepsi de burada büyüdükçe birazcık çok balık olmaya başladı. Gerçi 275 litrelik bir tank burası. Çok yan çapı olmasa da derinliği yoğun. Evet, buradakiler böyle. Yanındakileri göstereyim size. Bu tanklardan bende 6'ydı. Şu anda 5 var. Bir tanesi su akıttı. Tamir olacak dışarıda. Burada da çok nadir bulunan Melanotheina Irian Jaya diye bir tür. Şu güzeller. Tam keyifleri yerine geldim. Bu şimdilik birazcık portakal rengi kırmızı gördüğünüz yerler gerçekten bütün arka vücutunu kaplayarak kıpkırmızı oluyorlar. Güzel bir tür. Formu birazcık ilginç. Kuyruk boyutları biraz farklı. Öteki türlere göre görüyorsunuz after kuyruğu biraz kısık, kısa üst yüzgeci, sırt yüzgeci biraz ikinci sırt yüzgeci öyle diyeyim. Çoğunlukla gökkuşakların ikiye bölük yüzgeç, sırt yüzgeçleri. O biraz daha uzun. Çok artık Avrupa'da da denk gelmeyen bir tür. Ben bunları Fransa'daki arkadaşımdan aldım, getirdim. Ondaki kan çok güzeldi, hayvanlar çok güzeldi. Onun için onun yavrularını tercih ettim ve çok memnunum. Bende de ilk yavruları büyümekte. Burada başka ne var? İhtiyar bir Melanotheina neydi? Goldie Eye Aru4. Bu birazcık mavimsi olan bir tür normalde ama bu benim buradaki ışık maalesef dediğim gibi çok iyi değil. Çok renk gösteremiyor burada. Kur yapınca da birazcık sönük kalıyor. Artık bayağı ihtiyarlardı. Kamburlaşmaya başladı. Ağzının kenarında ve yanlarında ufak ufak yaracıklar olmaya başlıyor. Dişisi biraz daha kötü durumda.
tek kaldın. Tam bunların da yavruları var. Onlar büyümekte. İçinde bir tür daha var ama maalesef yurt dışından getirdiğimde hepsi dişi çıktı. Bu da demin gösterdiğim yeleli gibi olan Rubros triata'nın başka bir varyetesi. Tam aklımda değil, Timica olması lazım diye hatırlıyorum. Ama sadece dişi var şu anda, yani onların erkekleri nasip olmadı maalesef, onun için üretemedim daha. İçinde birkaç tane de iri tetralarım geziyor. Mavi kolombo tetralar. Bir tane songalan melek balığım var. Onların yanında takılıyor. İşte çöpçüler. Bir de benim L270'lerin üretim grubu bu tankta. Bunları böyle bir taş yığına ve onların altına künk yerleştirdim. Hatta şu künkü taşın altından dışarıya fırlatmışlar. Bazen çok aktif oluyor onlar da. Evet, bu tank da bu şekilde. Yanına bakalım. So, bu saatlerde şimdi kaç saat? 6'ya 5 var. Aktivite birazcık azalıyor. Bunlar gündüz çok çok güzel. Daha evvel videolarını paylaştım. Melanotheca trifasciata goida riva. Baya böyle kırmızı siyah çok güzel renkleri var. Çünkü bu saatte çok çok göstermiyorlar. Yanlarında yabani bir tür pirinç balığı. Oritias volazi. Bunların erkekleri de kur yaparken koyu oluyor. Koyu mor siyaha yakın bir renk alıyor. Şu anda portakal rengi gösteren, koyu portakal rengi gösterenler erkek. İyice açıklar. Limon gibi olanlar dişi. Biliyorsunuz pirinç balıkları yumurtlayınca anusunda bir süre dişiler after kuyruğunun orada yumurtayı üzüm şeysi gibi taşıyorlar. Üzüm bağı gibi şey, salkımı gibi. Sonra bir yere sıyırıp geçiyorlar onu. Ama bu saatte çok yumurtalı dişi görme şansımız yok. O baya gündüzleri oluyor yani, öğleden evvel. Öğleye doğru. Ondan sonra bir yere takıp geçiyorlar onları. Böyle bunların aralarında. Ve bu tankta da 397'lerim var. 2 yıldır besliyorum. Bunları bana geldiğinde 4-5 santimlerdi. Şimdi bayağı 10, yani 8 santim, 10 santim olan balıklar var içinde. Şurada bir tanesi künküm içinde ama çok bir faaliyet yok daha. İki taraflara künk koydum, sıkıştırdım. Böyle bir taş yığını yaptım yine kendilerini iyi hissetsinler diye. Onun üstünde mangrove kökü var. Onu da bayağı tırtıklıyorlar. Yani bu türde seviyor yani ölü odun tırtıklamayı. Bağırsakları için ihtiyacı olan bir variyete bu da. Onun için ya kuru yaprak ya böyle bir mangrove kökü mutlaka olsun ki onları yiyebilsinler. Evet. Ondan sonra size şurada aşağıya inelim. Bir dakika önce. Şunu ben birazcık şöyle yapsam. Ha, evet. Birazcık yanlış ayar yapmışım demin. Bu tankta böyle tek kalan gökkuşaklarını toparladım. Genelde dişiler var burada. Şurada bir tane erkek de yüzüyor. Yani çeşitli türler. Esas bu tankta olanlar şu arkadaşlar. Hayalet balıkları. Onları besliyorum. Yaklaşık 4 yıl oldu herhalde ben bunları alalı küçükken. Bayağı büyük erkek şu anda 40 santimi bulmuştur. Böyle künklere, şeylere saklanmayı seviyorlar. Onların içinde oturuyorlar. Acaba